Ergün diler. Nokta Atış Uzaktan bakınca bile Türk Devleti'nin güvenlik anlamında ciddi adımlar attığını, bunun da siyasetle bezendiğini görmek zor değil. Meral Hanım'ın siyasi hareket etme biçimine bakıldığında bile tehlike olarak tanımlanan bir türbülansa karşı Ankara'da bir yan yana gelme hali var. 7 Ekim Hamas saldırısından sonra Orta Doğu alev aldı tansiyon fırladı. Dünya karması gelip bölgeye çöktü. Akdeniz'den Kızıldeniz'e, Suriye'den Aden'e kadar her yer karıştı. Soğukkanlı tutumunu koruyan İran da şimdi sahneye çıktı. Pakistan'a füze atmakla kalmadı, Amerika için, İsrail için önemli olduğu söylenen Barzani ailesinin çok yakını olan Peşrev Dizay'nin evini vurdu. İran devrim muhafızları ordusunun Erbil'e yönelik füze saldırılarında hedef alınan ve 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybeden Peşrav Dizayi, Erbil'de petrol teknoloji ve inşaat gibi önemli projelere imza atan bir isim olarak biliniyordu. Barzani ailesinin güvenliğini sağlayan ve Barzani'nin ordusu olarak bilinen Falcon Güvenlik Şirketi'nin kurucusu ve sahibi Dizay'ı, İsrail'e petrol ihracatında önemli rol sahibiydi. Dizay'ın adı Irak'ı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesinde de geçiyordu. Evine daha doğrusu malikanesine 11 füze düşen 61 yaşındaki dizayı, malikanede İngiltere doğumlu Iraklı Hristiyan iş adamı olan Kerem Mikail'i konuk ediyordu. Samsung'ın hissedarı olan Mikail'in Dizai ile ne konuştuğu bilinmiyordu. Trump'ın bir süre önce deşifre ettiği gibi İran vurmadan önce acaba Amerika'ya arayıp izin almış mıydı? Hiç küçük bir ihtimal değildi bu. İran karakol baskınlarından sonra Kirman'daki büyük patlamadan sonra bir hamle yapmalıydı. Kitlelerin gaza alınmalıydı. Bu çerçevede eylem yapılmış olabilir mi? Mümkün. Ancak bir küçük ayrıntı daha vardı. Amerika'ya bakan tarafı 3,5 milyar dolarlık serveti olduğu yazılıp çizilen dizayinin tüm şirketlerindeki yöneticiler Amerikalıydı. Saldırıdan sonra Barzani ailesinden gelen Amerika bölgeden çekilmesin, güvenliğimiz sağlanmalı çıkışı anlamlıydı. Uzaktan bakılınca saldırıyı yapanlar Amerika'nın bölgeden çıkmasına itiraz ediyordu. Trump'ın başkanlığında savunduğu sonu gelmeyen savaşlarda yokuz tezine bir hamleydi sanki. Dizayn'in evi vuruluyor ardından yine İran sahne alıyor Pakistan'a füze atıyordu. Diğer bir güç de sanki burada olmayacağız, Çin'e doğru seyahatimiz başladı demek istiyordu. Pasifiye kayması beklenen tansiyon bir türlü bölgemizden çıkamıyor, uzaklaşmıyordu. Orta Doğu karışık olduğu sürece ikinci bir hamle doğru da değildi, sağlıklı da değildi. Tam da bu iklimde Trump Amerika'da öne çıkıyor ve konuşmakta yürümekte zorlanan Biden'a karşı sanki gizli ittifakın adayı gibi çok güçlü geliyordu. Trump'ın gelişi herkes kadar Ankara'yı da düşündürüyordu. Avrupa ve Çin'i de tabii. Birleşik Devletler önemli bir müttefik. Kendisinin birinci öncelik olduğu ve ikinci önceliğin Çin'in gücü olduğu bir krizden geçen bir demokrasi. Biz Avrupalılar bu konuda açık olmalıyız diye durumu anlatan Fransız lider Macron Trump gelirse çalışırız dedi. Amerika'nın küresel düzeni koruma ilgisinin Trump döneminde azaldığını öne süren Macron, Washington'ın desteğinin azaldığını gerekçe göstererek NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti yaklaşımında bulunmuştu. Trump da buna karşılık çirkin ve aşağılayıcı cevabı vermişti. Amerika eski başkanı Trump'ın Avrupa'yı neredeyse Çin kadar kötü bir düşman olarak tanımladığı da hafızalardaki yerini koruyordu. Justin Trudeau, Trump'ın yeniden Amerika Başkanı seçilmesi halinde bunun Kanada için kolay olmayacağını söyledi. AB Merkez Bankası Başkanı Lagar'ın sözleri yayılıyor, Almanya ve Belçika da bu rüzgara katılıyordu. Önde oluşuyla Avrupa'yı korkutan Trump'ın canımızı yakan PKK konusundaki tutumu da müttefikliğe yakışacak tarzda değildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye operasyon yaptığı dönemde Mark Esper ve Mark Miley ile soruları cevaplayan Trump daha sonra Ankara ile ilişkileri gelecek kopma noktasına getirecek cümleler kuruyordu sonu gelmeyen savaşlarda yokuz diyerek yola çıkan trump geldiği noktada Türkiye'yi karşısına alıyordu toplantıdan sonra twitter hesabından açıklama yapan trump Türkiye ve kürtler 200 yıldır birbiriyle savaşıyor şimdi bizim Üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için ara buluculuk yapacağız dedi. YPG PKK'ya verilen desteği de vurgulayan Trump PKK ile beraber yürüdüklerini de açıkça ortaya koyuyordu. Bölge karışınca, tansiyon yükselince işler gelip Kürt kartına dayanırdı. Belli ki Ankara gelen rüzgarı iyi hesap edip içeride seçimlerden sınır güvenliğine kadar her yerde sağlam dik duruşu göstermek istiyordu. Yerel seçimlerde bu nedenle önemliydi. Tam da bu nedenle genel seçim havasında geçecekti. Meral Hanım da bunu gördüğü için Başkan Erdoğan'la Devlet Bey'e yanaşıyordu. Amerika'nın bölgede kalmak istemesi ya da kalmaya zorlanması bölgenin değişimini hızlandıracaktı. Beklenmeyen pek çok hamleye kapı aralanıyordu. Bunu gören Ankara'da içeride tesis edeceği güçlü iradeyle dışarı çıkan sesin gür olmasına özen gösteriyordu. Seçimlere doğru giderken bölgeden yükselen basınç bizi doğal olarak etkileyecekti. Türkiye ya yeni bir yol bulacak ya yeni bir yol yapacaktı. Şartlar bizi buraya sürüklüyordu. Ergün Diler Takvim Özay Şendir Avcı Taburları, Hareket Ordusu, 31 Mart Seçimleri Siyaseten bölünmüş bir toplumun başına neler geldiğine dair ders alınacak örnekler var hayatımızda. Mesela İsrail. İsrail yıllar içinde nüfus artışıyla oy oranı %12'lere ulaşmış ultra ortodoks Yahudi partilerin esiri olmuş durumda. Tek başına hükümet olamayan merkez sağ partilerin liderleri bu grupların her istediğini kabul ederek ülke yönetimine geliyorlar. Netanyahu içine battığı yolsuzluk çamurundan ve yargı kıskacından kurtulmak adına ultra ortodokslara her tavizi verdi, toplumu karpuz gibi ikiye böldü. Tüm yaz ülke meydanlarında eylemler yapıldı. Ülkenin pilotları başbakanı yurt dışına taşımayı reddettiler. BBC haberlerine göre Mossad'a danışmanlık yapan emekli ajanlar görevlerinden istifa ettiler. Zamanını dolduranlar emeklilik dilekçelerini verdiler. Bölünmüş İsrail aldığı çok sayıda istihbarata rağmen Hamas'ın göz göre göre gelen 7 Ekim saldırısını engelleyemedi. Şu an savaştalar ama her kabine ve savaş kabinesi toplantısında büyük kavgalar yaşanıyor. Ultra Ortodoks Yahudi partilerden gelen bakanlar, hava kuvvetlerini Gazze operasyonunda kara birliklerine destek vermemekle suçluyorlar. Savunma Bakanı, savaş kabinesi toplantısına genelkurmay başkanıyla giremeyince, küsüp gidiyor, bir saat sonra geri geliyor, durum bu kadar karışmış durumda İsrail'de. Gelelim Zülfü Livaneli'nin 31 Mart seçimlerini 31 Mart vakasına benzeterek söylediği ya gerici ordular avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak sözlerini. İlki 31 Mart aslında doğru olmayan bir tarih. Rumi takvime göre 31 Mart aslında miladi takvime göre 13 Nisan'a denk geliyordu. Tarih çok önemli değil aslında. Bakmamız ve konuşmamız gereken 31 Mart vakasının içeriği. Öncelikle şaşırdığım noktayı yazayım. Zülfü Livaneli Kaplanın Sırtında romanında İnsani tarafları öne çıkmış bir Sultan Hamid portresi çizmekle eleştirilmişti. Bugün muhalefeti Sultan Abdülhamidi görevden alan Hareket Ordusu gibi kodlaması o yüzden bana ilginç geldi. Tarihi daha çok ders kitaplarından öğrendiğimiz kadarıyla bildiğimiz için 31 Mart vakasını da biraz yüzeysel biliyoruz. Ayaklanan alaylı askerlerin 5 talebi vardı. İlki hükümetin istifasıydı. Daha sonra meclis başkanının istifası, Talat Paşa'nın görevden alınması, alaylı subayların göreve iadesi gibi maddeler sıralanmış, şeriatın uygulanması ancak dördüncü sırada kendisine yer bulabilmişti. Kaldı ki çok hukuklu bir yargı sistemi olsa da Osmanlı'da vergiler şeriat esasına göre toplanırken kanunnamelerin şer'i hukukla uyumu aranmazdı. 31 Mart'taki şeriat talebinin daha çok Sultan Abdülhamid'in tek başına yönetimde olduğu döneme atıf olduğu düşünülür. Peki 31 Mart vakası neden şeriat ayaklanması diye kabul ediliyor? derseniz bunun sebebi isyandan sadece 8 gün önce kurulan İttihatı Muhammedi isimli siyasi partinin isyana sahip çıkmasından kaynaklanan bir durum. Fakat bu yazdıklarımın da pek bir önemi yok. Bunlar benzetmenin tarihe uygunluğu açısından sıraladıklarım. Türkiye 31 Mart'ta belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçecek. Son 20 yılda defalarca sandığa gittik. 3 referandum yaşadık. Genel seçimler için 6 kez, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini de ekleyince 7 kez, yerel seçimler için de 2009'dan itibaren ülke genelinde 3 kere, İstanbul seçmeni olarak 4 kere sandığa gittik. Sonuç 20 yılda 14 kere sandık başına giden seçmenler ve her seçimde yaşadığımız tartışmalardan kalan izler. Ülkemizin toplumsal dinamikleri elbette Amerika'dan ve İsrail'den farklı ama bizim de toplumsal fay hatlarımız var. Her seçimi bir ölüm kalım meselesi olarak kodlamak ülkeye daha fazla zarar verir hale geldi. Bunu bilmek ve buna göre cümleler kurmak sanatçı, aydın, medya, vatandaş fark etmez. Hepimizin sorumluluğu. Özay Şendir milhete